İlim öğrenirken ne tür kitaplar okumalıyız? Allah razı olsun, selam ve dua ile demiş efendim. Evet. İlim öğrenirken alim olan Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın kitabından başlamamız gerekir. Allah'ın kitabına başlarken de Fatiha'dan başlamamız gerekir. Ama Fatiha'yı sadece böyle okuyup anladım diyerek değil. Her bir ayeti derinlemesine tefakuh etmelidir. Tedebbür etmelidir. Arkasındaki manaya, Allah'ın muradına bakmalıdır. Bunun için Fatiha ile ilgili yazılmış kitap varsa, kitaplar varsa Fatiha'yı iyice anlamak için okumalıdır. Fatiha Kur'an'ın kapısı, onu anlayınca özetle Allah'ın muradını, kendisi üzerindeki muradını anlamış olur. Özetle Rabbini tanımış, anlamış olur. Abdiyeti anlamış olur. Sirat-ı müstakimi anlamış olur. Kimin kazandığını, Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları anlamış olur. Bir de kaybedenleri anlamış olur ki, özetle zaten bunu anlamadan hiçbir şeyi anlamak mümkün değildir. Sonra evet, Kur'an'ı anlamaya çalışması lazım ki elinde bir ölçü olsun. Kimin kitabını, hangi kitabı okursa okusun, Allah'ın kitabının ölçüsüne vurması lazım. Tutuyorsa doğru, tutmuyorsa yanlış. Elinde bir ölçü olmadan kimin kitabını okursa okusun, bazen bilmeden, anlamadan ya da yanlış anlayarak doğru der ya da yanlış der, her halükarda yanılmış olur. Elinde bir ölçü olmadığı için. Bu durumda aklına göre doğru ya da yanlış seçimini yapar. Farkında olmadan nefsin verdiği, şeytanın verdiği vesveseler oraya karışır. Doğruya yanlış diyebilir, yanlışa doğru diyebilir. Hakka batıl, batıla hak diyebilir. Onun için elinde hakkın kitabı olmalıdır. Çünkü o Furkan, hakkı batıldan ayırandır. Onun da hakkı batıldan ayırt edebilmesi için, ayırabilmesi için Furkan'a ihtiyacı var. Kur'an'a ihtiyacı vardır. Herkesin mutlaka bu ölçüye sahip olması gerekir. Söyledim, herkesin gücü buna yetmeyebilir ama herkesin gücü Fatiha'yı anlamaya gücü yeter. En azından herkesin Fatiha'yı iyice anlaması, özetle Kur'an'ı anlamış olması lazım ki kulluk ölçüsü olsun elinde. Allah'ın muradının ne olduğunu anlamış olsun. Evet.